Saçlarınız kadar erken terk etmeyeceğim Özgür Bey <laughs> Hey crossover talks Beni karşına aldın Dur. Bütün balayı boyunca okey oynadılar <laughs> Okey bile oynayamadım Çünkü beşinci olarak yancı oldu Bana balayında marul ayıklattılar Hani ne Fuat Domanic Hani İlker Canikligil Şu yüzünü yıka artık bir adam Daha yani kendisi Volkan Ögedir Üniversiteye hazırlandığı dönemlerde kamusal miza kurup cemaat değişinin içinde çok üst düzey espri dedeme Pokemon saldırdı gibi birçok videosu viral olan bir dönemin mizah anlayışına yön vermiş YouTube değişim elçisi seçilip ülkemizi yurt dışında temsil eden usta komedyen Özgür Turhan. Ve bugün yanımızda Deniz Bağdaş var. Adam sadece isim ve soy ismimi kullanıp beni rostlayabildi. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Efendim. Tebrik ediyorum ama boşuna bu çabalar. Çünkü sizi saçlarınız kadar erken terk etmeyeceğim Özgür Bey. <gülüyor> <gülüyor> Saçlarıma laf söylediniz ve bu beni üzdü. Bundan dolayı saçlarım daha da dökülecek. Hangi şimdi. saçlar? <laughs> Arka arkaya yapıyorum Özgür Bey. Görüyor Arka musunuz? Arka arkaya maşallah ve beni yanıtsız bırakıyorsunuz. <laughs> Çünkü ben adeta küçükken oynamış olduğumuz Atari oyunlarında sonda bir boss çıkardı da o boss'un bir zayıf noktası olurdu. Benim zayıf noktam ise saçlarım, kilom, tansiyonum, yaşlı vücudum ve ölmek üzere olan mizanlaşım. Bir önceki bölüm özgür ve sütten takınız, ne olur sütten takınız, memeleriniz gözümüzü alıyor gibi cümleler söylediniz. Birazcık sizler için değerli arkadaşlar içime krop giydim <laughs> erkeklerin de memeleri vardır. Kimisinde çok saçma olacak. Çok meme çok olmaz değil mi? Memenin birimi nedir? Kap olarak var. Ha, kap. Ben... A, B, C, D. Öyle mi? Benim memem nedir? Yani abartayım mı normal mi? Yani sizin bir B, B'si <laughs> şey, vardır. Şöyle, çok yakın arkadaşınım. Sütten almaya gidiyorum ve sana Mememin bedenini soruyorum. Yani B diyebilirim. B mi? D en büyük D mi? En büyük E de olabilir. E de vardı galiba. E de Beni Victoria's Secret'ten da bir kere hatırlıyor musunuz? Evet sanırım? hatırlıyorum. Çok utanmıştım. Sanki ben oraya milletin memesine bakmaya girmişim gibi bir algı oluştu yani. Bana destek amacıyla gelmiştiniz. Bir şey diyeceğim. Bu rostlama olayını ben çok seviyorum. Bizi rostlamaya devam edin. Ama çok güzel rostlar istiyorum. Öyle şey değil de... Değildi. Yok tabii daha böyle net tazminat kazandıracak istiyorsunuz ha. değil mi? ben öyle Hayır anlamadım. böyle mizahlı güzel hani güldüren güldürürken iğneleyen bir şey bekliyorum. Evet. Ben çok istiyordum bunu eskiden de istiyordum komedyen arkadaşlarımla yapmak ama iş şuna dönüyor gün sonunda yani. Ama sen o kocanın arkasına sığınma gibi bir şeye dönüyor öyle olmamalı güzelce birbirimizi <laughs> rostlayabilmeliyiz. Evet. Rostlayın bizi efendim. Ülkedeki birçok komedyen Reddit'ten falan espri aldığı için anlık doğaçlama espri karşısında ne yanıt vereceğini bilemiyor. Hmm. Ya gülüyor böyle. Veya hakaret hmm. ediyor. Yani hmm. mesela ben bir komedyenim başka bir komedyene espri yaptığımda çok nadir bir şekilde bana esprili karşılık geliyor. Evet. Genellikle yanıt vermeme, sinirlenme ve hakaretvari şeyler geliyor. Ciddiye dağılan çok oluyor. Evet ciddiye daha da çok alıyor. Ben birini ciddiye alıyorsam ciddiye almıyorumdur falan bilmiyorum. <laughs> Twitter'da atıp tuttunuz ben gözlemledim. Sevgili crossover tutar. Açın bir modunuzu da görelim evet, ne diyeceksiniz. Evet evet salladım. Ey Crossover Talks beni karşına aldın. Bundan sonra söyleyeceklerim hepiniz için geçerli. Utanın burada kaç bölüm ben Crossover Talks'a pandemi dememişim, Bahçeşehir'de oturuyorum dememişim, bu program komik değil dememişim gitmişim. Gerekirse setimi önceden yazmışım orada oynamışım, Can Tüktuğa'nın esprilerine gülmüşüm bağırarak. Bunlar çok önemli şeyler. Oradaki ortamı coşturmuşum. Çok önemli bir noktaya parmak basmak istiyorum değerli arkadaşlar. Lütfen değerli Crossover Talk izleyicisi açsın eski bölümlerdeki beni bulsun ve şimdiki beni de yan sekmeye açıp karşılaştırsın. Aradan 2 sene geçmesine rağmen yaklaşık olarak 15-20 yıl yaşlandım. Sebebi de Volkan Ögedir. Crossover Talk'tan ayrılmamın sebebi Volkan Ögedir. Ah. Volkan Öge yanındaki kişinin gençlik enerjisini sömüren bir uzaylıdır. İlk bölüme bakın ne kadar gencim. Ben zaten ilk kabul ettim de online yayın amaçlı kabul etmiştim. Yanına geldiğimden beri çöktüm çöktüm şu saçımı sakalımın haline bakın. Adam Base Motel Pro'ya başladığında ben lisedeydim. Lisede bilgisayar dersini de açıp izliyordum. Şu an adam benden hala daha genç. Aa, başkasının Ve gençliğini alıp genç kalıyor. Kesinlikle öyle. Diğer hmm. Motel pro üyeleri de öyle. Hiçbiri yaşlanmıyor. Bir tane insanın saçma yazamaz mı lan? Bu kadar sene video çekiyorsunuz. Gross Ortox ekibi nasıl dağıldı? Ben zaten bu kadar yaşlandım az daha öleceğim diye söyledim. Dedim ki ben çıkayım. Can Almanya'ya kaçmak <laughs> durumunda kaldı. Yaşlanmamak amacıyla adam kaçtı yurt dışına. Anca etki ederdi. Yorekok'tan haber alınamıyor. Nerede belirsiz adam? Nereye gitti ne oldu diye. Bütün ekibi ekibi dağıttı. Şimdi ise yanına bak, ekibe bak şimdi. Volkan Öge yanındakileri yaşlandırmasın diye oraya Sinan Mıççı koymuşsunuz. Adam zaten ölecek az kaldı. Çok yaşlı adam. Adam dedi ki benim kaybedecek bir şeyim yok demiş. Programa çıkmış. Ömercan desen bunun annesi babası doktor. Her gün ozon tedavisiyle anca programa çıkıyor. Adam o kadar yaşlı ki iğne basıyorlar buna. Anca toparlıyor. Daha sonra İsmail Türküsev var. O İsmail Türküsev değil değerli arkadaşlar. Kandırıyorlar sizi. Her hafta başka bir Kadıköy komedyeni geliyor ama arada mizanlaşı fark olmadığı için anlamıyorsunuz. Buradan kınıyorum crossover talks'u. Bütün gerçekleri açıkladım. Volkan Öge geçenlerde bir bölümde söylemişti Reptilyan falan filan. Aha Reptilyan'ın kendisi Volkan Öge'dir. Yanındaki kişinin gençlik enerjisini çalan bir uzaylıdır. Net bir şekilde açıkladım. Bundan sonrası artık bende değil emniyet güçlerindedir. Halktadır. <laughs> İstirham ediyorum. Dışarıda düzgün şekilde tweetlerinizi atın. Ayrıca çok önemli bir noktaya parmak basacağım. Buradan Hüseyin Sami Çaprak Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Kendisi aile dostumuzdur. Aynı zamanda da avukattır. Kendisi benimle şöyle çok gizli bir bilgi paylaştı. Crossover Talks. Crossover Stand Up adı altında gösteriler yapıyor İf Beşiktaş'ta sağda solda. Ve şöyle bir şey gördüm. Black Friday adı altında biletlerin 1 TL'ye satıldığını gördüm. Kimi kandırıyorsunuz? Siz işte busunuz. Bir TL'li komedyensiniz siz. Doğu Demirkol bak 300 TL. Demek ki bu mantıkla gayet basit bir matematik hesabı Doğu Demirkol sizden 300 kere daha komik. Hepinizden. Bir TL'ye satıyor oraya 5 tane komeden çıkıyor. Sevgili Ömer Can beni yapmış oldu açılış bile tek başına 3-5 TL eder. <laughs> bu nedir? 1 liraya bilet mi satılır kardeşim? Sıfır yap bari gönül rahatlığıyla. De ki ben para almak istemiyorum de. 1 lira nedir ya? Utanın be utanın. Stand-up'ı ne hale düşürdünüz? Black Friday adı altında o Black Friday'in de kimlere ne hizmet ettiğini ben zaten iyi biliyorum. Ben uyardım. Dedim ki beni konuşturmayın. Bak daha da açıklamadım şeyler var. Açıklarsam ortalık karışır ama önce Aziz Yıldırım'ı bekliyorum. Çünkü o da söylemişti 10 sene önce ben konuşsam ortalık karışır diye. Aynı anda konuşursak ortalık çok karışır diye ben dedim ki Aziz Yıldırım önce sen konuş. Onu bekliyorum. Bana diyorlar ki aman adama şişko deme, aman adama kel deme, adama aşağılama, ofansif evet. yapma tamam mı? Ofansifin kralını Özgür Turhan yapıyordur hemen size ispat edeceğim. Buyurun. Bu adam arkadaşına telev aldığı televizyonun ne kadar büyük olduğunu göstermek için televizyonu benimle ölçtü. <laughs> Bu adam <laughs> beni obje olarak kullandı. Hem Hayır. de mezura. Ben sevgilimi bir uzunluk birimi olarak kullandım. Üzülme diyor. Ne kadar büyük olduğunu göstermek için diyor seni koyuyorum. <laughs> Fotoğrafı da var ispatlarım. Bitti mi bitmedi. Nikah fotoğrafımız. Tek bir fotoğraf var. Düğün dahil olmak üzere. Evlendiğimize dair profilinde. Onun altına da şunu yazmış. imza atarken kalem uzatmışlar. Sağ olun ben almayayım yazmış. Gayet güzel bir Bitti espraydı. mi bitmedi. Daha devam ediyor. Geldik balayına. Bana dedi ki sen hiçbir şeye karışma ben her şeyi halledeceğim sürpriz dedi. Beni aldı arkadaşının Özdere'deki yazlığına götürdü. Peki. Yazlıkta kimler vardı? Mahmut, Orkan, Emre ve bu. Doğru. Bütün balayı boyunca okey oynadılar. Okey bile oynayamadım çünkü beşinci olarak yancı oldum. Bana balayında marul ayıklattılar. Ben balayında marul ayıkladım. Çünkü Mahmut Bey çi köfte yoğurdu. Bize balayı hediyesi olarak. Evet. Hepsinin videosu ispatı var. Şu an dakikalar 67 gösterir. Henüz bulgur ilave edilmedi Yavaş. ama ortada inanılmaz bir oyun var. Yavaş. İsot eklenmesi devam ediyor ancak ortadaki acı inanın elleri bile yakacak <laughs> düzeyde. Mahmut yoğurmaya devam ediyor ama ortada tepsinin vermiş olduğu direnç kuvveti acaba çiğ köfteye etkileyecek mi? Sondan başlamak istiyorum. Tabii. Bir arkadaşın bala hediyesi olarak çiğ köfte yoğurması çok önemli bir şey değil midir? Avrupa'da, Asya'da falan yapılsa ne güzel adet diye burada inceleriz. Benim Mahmut arkadaşım o güzel pis elleriyle yoğurmuş olduğu çünkü yani elini çiğ köftede yıkıyor adam. Öyle lezzetli geçsin diye. O güzel elleriyle çiğ köfte yoğurdu vakit. Adam öyle bir hijyenle çiğ köfte yoğuruyor ki kendi yoğurduğu çiğ köfte bile yemiyor. Böyle bir hizmet sunuyor bize. Evet. Çok da lezzetliydi çiğ köftesi değil mi? Yemezsen özellikle. Yok. Aşırı lezzetli. Yok lezzetli. 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 Buzla yoğuruyor bazen. Değişik stilleri var Mahmut'un. Evet, buradan da bir şey itiraf etmek istiyorum. Şimdi Mahmut Bey Urfalıdır ve Urfa'da bizi izleyen değerli arkadaşlar. Mahmut Bey çiğ köfte yoğurmaya buz ile başlıyor. Yoğuruyor, yoğuruyor ve bizim bakmadığımız anlarda bir kere yakaladım. Su koyuyor bulgura. Terinden dökülen. Terini de sildi O kadar terliyorsan yoğurma be adam bir bok yapıyor sanki orada. Ama öyle daha lezzetli oluyor. Teri Sen karışınca bilmezsin. mı? Evet. Şimdi bu tabii hijyenik açıdan sıkıntılı ama Mahmut Bey o kadar bir hijyenik dışı çalışıyor ki ter Antiseptik özelliğiyle belki daha yararlı bir hale getirebilir. O derece bir hijyen sıkıntısı vardı çift köftede. Siz o zaman biz sevgiliyken balayında Maldivlere gideriz dediğinizde hemen banyoya koştunuz. Çünkü demek ki orada kahkaha attınız. Benimle geçmiş olduğunuz taşaktan dolayı. <laughs> ben Maldivlere niye gideyim? Serdar Aziz miyim? Bu da futbolcu tayfaya yapmış olduğum bir espride değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben balayının ne olduğunu bilmeyen bir kişiyim. Bana balayını açıklarsın. Şimdi mi söylüyorsun balayının ne olduğunu bilmediğini? O zaman söyleseydin e, açıklardık. Balay nedir? Ama kelime anlamı olarak ne ifade eder? Yani evlenen kişilerin... Evet. Devam edin. E, doğru gidiyorsunuz. Kolacı, evlenen kişilerin Hı -hı. evlendikten sonra... Evet doğru. Bir yere gitmesine. Tatile. Ama o yerinde pahalı olmasına. Tatile gitmesine. Tatil mi? Tatil olması kesin mi? Evet. Evlenen kişilerin evlendikten sonra tatile gitmesine o gidilen tatilinde güzel olmasına balay denir. Peki mesela bunlardan herhangi bir şeyi çıkarırsak balayı olmuyor mu? Neyi mesela? Gelinle falan mı? İşte evlendikten önce mesela gidilemiyor bu balayına mesela. Yok evlendikten sonra gidiyor. Beni niye mezura olarak kullandınız? Bunu açıklayın. Şimdi mezura o kadar uzun değil. Bir. Mezuralar 1.50'de biter. 1.50'den sonra insan gerekir. Bu da size aslında yapmış olduğum bir övgüdür. Yani sen mezuradan daha uzunsun. Sen yanınızda 1.51 bir, bir arkadaşınız var. Ona şey diyebilirsiniz. Ya mezuram nerede? Aa gerek yok yanımızda işte Ayşe Ayşe Fatma neyse. Hanımefendi 1.51 değil miydi? Gel şurada dur. İşte azıcık eğil 1.40 ol falan diyebilirsiniz. Siz kaç santimsiniz? Ben 160. 2 yani, bazen. 162 bazen. Neye göre? Ekvator kutuplar gibi. <gülüyor> 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 ya bilmiyorum. Bazen ölçüyorlar 160. Bazen ölçüyorlar 162 nasıl oluyor bilmiyorum. Ben benden daha kısa birinin bana ben 1.95'im dediğini hatırlıyorum. O da zaten millet de aman ben onu da çok gördüm gerçekten. 1.70'im diyor mesela. influencer bir arkadaşım ismini vermeyeceğim. Çok da meşhur. 1.70'im diyor benden kısa. Ben 1.60'ım. Evet 1, ve 7... ondan uzunsunuz. Evet nasıl oluyor? <laughs> bir şey diyeceğim. Bu boy meselesi açılmışken aklıma birden böyle bir şey canlandı. Gözümün önüne geldi. Geçen sizin bilgisayarınıza bakarken Google görsellerde kaslı erkekler gördüm. Evet doğrudur. Açıklar mısınız bana lütfen? Ben kaslı erkekleri seviyorum. Kaslı bir erkeği estetik açıdan ilgi çekici buluyorum. Görünce uzun süre bakıyorum. Yani kas kas inceliyorum. Bir erkek 5 saniyeden sonra bakınca kavga çıkar. Ama kaslı erkekse bence o uzayabilir. Yani çünkü bakılacak çok şey var. Gör <laughs> Gördüğümde bakıyorum dediniz ama siz sanki evet. görmek için, görsellerde gördüğüme göre çünkü Google... İşte Doğru, yanlış kelime kullandım. Görmek için de çaba sarf ediyorum diyelim. Mesela bana diyorlar ki kadın vücudu daha estetik geliyor. Hayır, bana erkek vücudu daha estetik geliyor mesela. Ben de kaslı erkek seviyorum. Sağ olun, mesela. teşekkür ederim. <laughs> bu, bu garibime gidiyor açıkçası. Sizin de kaslı erkek seviyor olmanız bir yerlerde bir şeylerin yanlış olduğunu mu acaba gösteriyor? Ama Yani karı koca değil miyiz biz? Ortak bir noktada buluşmamız ve ortak sevdiklerimiz <laughs> olması güzel değil mi? Mesela o zaman ikimiz eve bir kastı erkek alabiliriz. İkimiz de seviyoruz yani. Bir fotoğraf asalım poster mesela. oldun, kastı erkek hani bunu kim astı? Bir tane müzik grubu vardı solisti böyle sürekli üstü çıplak dolaşıyor. Evet onu Twitter'da çok görüyorum ben. Ama gerçekten iyi o. O yani iyi derken ne anlamda? Siz mesela anlamda? kastı erkek seviyorsunuz. Nasıl güzel mi onun? kasları. Zaten eline mikrofon alıp şarkı söyleyen adam bir çekici olur. Mesela Freddie Mercury'nin meşhur konseri var. Şimdi aynısını İbrahim Tatlıses de yapabilir atleti falan böyle. Beyaz atlette dolaşan bir herif. Bu yığı da şey. Freddie Mercury'nin altına çift köfte ver. Sırıtmaz ama herif o sesle girince şey yapıyor. Bu herif hem sesi var hem sahnesi var bir de vücudu iyi. Evet. Daha ne olsun yani? Vermiş veriştirilmiş yüce Rabbim. Evet. Abim. Peki bu kaslı erkeklerin boyu sizin için önemli mi? Ya boy şöyle hani çok kısa biri çok kas yaptığı vakit daha da kısa gözüküyor. Yani yana gitmek kısalar için dezavantaj. Yani uzun biri kas yaptığı zaman çok uzunsa sıkıntı olur böyle atakon'dan Şimdi... falan gibi. O kötü olur. Yani 13 metre kaslı kaslı gibi yaratık gibi bir şey oluyor. Şey bir tane boksör vardı o da uzun. Kliçko mu? Değil mi? Evet. Evet. Onu da çok seviyorsunuz siz. Klişko'yu da çok severim. Ara sıra görsellerinizi de onu görüyorum. <laughs> evet evet. Şimdi ama herkes kas yapabiliyor estetikle. Estetikle kas çok saçma be. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Yani o ne abi ben... Belli oluyor biraz zaten. Mesela şurada göbeğim var olur, ya evet. dışarı doğru. Üstünde sadece şöyle... 6 tane. Mimler falan olurdu böyle ızgara mızgara bastırıyorlardı. O tarz bir şey gözüküyor. Karın kası çok iğrenç. Bu kötü değil mi? Bir kadın olarak bu konuyu çekici buluyor musunuz? Yok hayır. Ben size ona göre yapayım ben de estetikle. Ben gerçek kaslı erkekleri severim. Özellikle bir üstüyse. Bak şimdi bir şey rahatsız etti. Bunu söylemek <laughs> durumundayım. Sürekli internette Twitter'da özellikle genç hanım kızlarımız sürekli 1.80 üstü 1.80 üstü gibi sanki hani askeriyeyi alım yapacak ya da herhangi bir e, sıkıntı yaratacak şekilde kendilerine böyle bir kota belirliyorlar. Bu 1.86 ya da 179'da dahil olmak üzere erkek arkadaşlarımızı üzen bir gelişme değil midir? Öyle mi? Herkesin yanında uzun erkek mi olmak durumundadır? Değil aslında. Kısa erkekler üremesin midir? Oo. Kısa erkekler <laughs> ne yapacaklardır? Hayır hiç alakası Sürekli yok. Sürekli uzun erkek, uzun erkek, uzun erkek. Ben buna katılmıyorum. Kısa bolü, Burada yakışıklı bir 80... erkekler de var. Mesela <laughs> Okan Boelli. <boyunca. gülüyor> Tom Cruise kısa mesela yakışıklı mı? Yakışıklı. Al Pacino da kısa. Yakışıklı. Yakışıklı değil mi? Al Pacino şey der mi? Biri Ama... Al Pacino. Al Pacino'nun Prime dönemi. Adam Scarface falan oynamış. Gidiyor Twitter'daki hanımefendi diyor ki yalnız bir 86 olmasın. Böyle bir şey Ay, olur mu? Canım olmaz değil mi? <laughs> Al Pacino... <gülüyor> <gülüyor> Scarface'le beraber zaten 10-15 santim yükselmiştir. He, ben de onu diyecektim. Uzun mu gösteriyor? Karizma Yok, uzun mu gösteriyor? Şey, çektiği her iyi film ona böyle 10 santim 10 cm olarak... DVD şey değil. gibi düşünün. <laughs> evet. DVD kutusu gibi altına geliyor değil mi? O böyle komple. Kesinlikle. İşte Robert De Niro ondan sürekli boktan filmler oynuyor ki boyu Biraz kısalmasın diye galiba. Olsun. Al Pacino mu Robert De Niro mu? Yorumlara yazın. Robert De Niro. Siz Robert De Niro mu Robert... Al Pacino mu? Ben Robert... de bir tık Robert De Niro diyorum. Niye bilmiyorum. Yani Hatta dün... Gençliğini gördüm bir programda tesadüfen ulan dedim. Çok canlı bir şey yok. ya. Adam zaten babanın gençliği. Babanın gençliği. Daha ötesi var mı? bak? Yok. Bizdeki Ramiz Dayı'nın gençliği kim? Ufuk Bayraktar. Mesela şimdi evet. adam babanın gençliği. Evet. Şimdi adam diyor ki ben Ramiz Dayı'nın gençliğim. Biz de diyoruz ki tamam. Elif diyor ki ben babanın gençliğine. Şunu merak ediyorum. Evet. Acaba siz birinin gençliğini oynasaydınız kimin gençliğini oynardınız? Deniz Hanım ben şu an öyle bir durumdayım ki kendi gençliğimi bile oynayamayacak <laughs> durumdayım. Yani şu an ben kendimin yaşlılığını canlandırıyormuşum gibi bir his var şimdi. Aktif olarak yani hayatta var olarak şu an kendimin yaşlılığını canlandırıyorum. Spor salonlarına giden erkekler genelde spor salonlarının aynalarında sağda solda posterlerde aşırı kaslı erkekler görür ve şöyle bir cümle kurar. Bu klişedir. Ben böyle olmak istemiyorum. Hani NBA'ye başlayıp da basketbola başlayıp Michael Jordan'ın posterini görüp ben böyle olmak istemiyorum ya da futbola başlayıp abi ben Messi gibi olmuyorum işte daha böyle şey gibi bir şey olarak algılıyorum. Yani orada neticede bir idol olarak asmışlar. Onlar sağda solda Google'a herhalde kaslı erkek yazılıp asılan kişiler de işte. O sporun önemli insanları yani hayatlarını buna adamış insanlar. Mesela gelip spor salonu hocası da lan it sen istesen de öyle olamazsın gibi bir cümle kurabilir sanki. Fakat buradaki erkeklerimizin de söylemiş olduğu cümle daha çok Brad Pitt Fight Club'dır. bizim dönemimizde. Şimdi belki o Imagine Dragonslar bilmem nedir onlar olabilir. Bizim dönemimizde özellikle Six Pack Adonis gibi kasları bilmemizi sağlayan Brad Pitt'e buradan teşekkür ederim. Teşekkürler Brad Pitt vücudun üstüyle ilgili mesela kaslardan bahsediliyor genelde. Evet aşağıda. Şu de. aşağı şu baldırlar çok atlanıyor. Bence çok önemli. Baldır mı çok önemli? Evet baldır çok önemli bence. Eşit olmalı. Kadın kimliğinizle mi söylüyorsunuz? İnsan kimliğim. Yani. İnsan kimliğinizle söylüyorsunuz değil mi? Deniz Hanım'ın insan kimliğine söyledi bu cümleyi arkadaşlar <laughs> tekrar etmek istiyorum. Önemli bir cümle. Baldır önemlidir. Dünyada baldırı en güzel olan erkek kimdir? Roberto Carlos. Evet. Roberto Carlos'un baldırı da şeydir yani bir binanın temeline koysan mesela İstanbul depremi Roberto Carlos'la hazırlanabilir. Ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'de tek... Galatasaray'ım. Galatasaray'lar öyle söylüyor. Galatasaray. Galatasaray. Beşiktaş'ta Beşiktaş. Fenerbahçe'de Fenerbahçe. Fenerbahçe. <laughs> Şöyle bir ikilemde bırakacağım sizi şimdi. Konuştuk. Roberto Carlos dedik. Baldır dedik. Roberto Carlos'un boyu kaç? 1.68. O da göreceli. Ta, ama işte bazı şeyler boya katıyor. Aldır An mı? Anlamıyorsunuz siz onu. Mesela iyi bir futbolcu. Tak 10 santim attı. Öyle mi? Evet onu diyoruz. Aaa burada o zaman. Mesela siz 1.86'sınız. Evet. Mizanızla birlikte 2.05. Mesut abiye yaklaşıyorsunuz. <laughs> komik kadın yoktur. Komik kadın yoktur. Hiç komik değilsiniz. Kadınlar komik değil. Bir kere kadınlar erkeklerden daha komik. Hemen ispatlayacağım. Kaç tane kadın komeden var? Toplasan 10 tane kadın komeden var. Bunların 5'i komik. Ne yaptı? %50'si komik. Kaç tane erkek komedyen var? 5 bin. bin mi? 3 bin mi? Kaçı komik? 3'ü mü 5 mi? Hadi onu olsun. Doğru, binde bir. Ha, heh. yani. Hiç bu açıdan düşünmedim. Acık matematik. Hatta ya. şöyle de olabilir. Mesela 10 tane kadın komedyen var, hiçbiri komik değil. Yine erkekler Yine Mesela, erkeklerden daha komik. Kaç erkek var komedyen? 3 bin. Kaç <laughs> komik? Bir. 3 binde bir. Mesela iki bir ameliyata gireceksin. yaşama şansın şey diyorlar. Beyefendi biz bu ameliyat 10 defa yaptık, yaşayan yok. 3000 bin defa yaptık. Bir tane yaşayan var. Hangisine girersin ben ona girerim. <laughs> %10 iyi bir oran yani. Zaten komikler bu arada da. Kadınlar mı? Evet, Yoksa çok... kadın komedyenler mi? Burada şu ayrımı yapmalıyız komedyen. bence. Kadın komedyen demeliyiz. Kadınlar komik midir çok genel bir şey Onu değil mi? Onu geçiniz zaten. Çünkü erkekler de komik değil. Evet. Yani ben çok komik komedi erke... olarak insan komik bir canlı değildir zaten. Tabii bakış açısına göre değişir. Yani ulvi bir barlıksanız komiktir. Ama mesela Türkiye'de yaşıyorsanız komik olmayabilir. Özgür Bey, çocuğumuz hareketli bir döneminde. Çok hızlı, aniden bir yerden bir yere zıplayıp koşabiliyor. Çok doğru. Onu yetişmek için biraz ne derler? Aktif olmak gerekiyor. Ee, ancak şunu gördüm ki çocuğumuz bir hareket yaptığı zaman, aniden hızla bir yere koştuğu zaman siz ya oturduğunuz yerden oğlum yapma, yapma. Rohan yapma diye bağırıyorsunuz evet. ya da kalkmaya teşebbüs ediyorsunuz. Evet. Hiç o teşebbüs haliniz bitmedi. Bu durum beni şu açıdan çok endişelendirdi. Yarın bir gün yanınızda bir hırsızlık ya da kapkaç durumu olsa beyefendi ya da hanımefendi sizin yanınızdan makul bir hızla yürüdüğünde kurtulabilir. Biraz endişelendiriyor. Doğru. Yani bir hırsız benim cüzdanımı çalsa ve koşmasa evet. hızlı yürüse dahi ben onu yakalayamayacağım. Yani bir hani postacı Sa yürüyüşü vardır ya hani öyle. Zaten onu görünce ben bir gülerim. O gene koşamam yani. Ben hırsız olsam cüzdan çaldıktan sonra öyle koşarım ki insanlar gülsün ve Hani bunun bir şak olduğunu düşünüp koşar koşar metrobüse biner kaçarım. Peki hırsızın arkasından da şöyle bağırır mısınız? Oğlum yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bazen mesela bir film açarsınız internetten Netflix'ten ses ile görüntü arasında bir senkron kayması vardır Hı. ya da internette hani bazen oyun oynayanlarda bir gecikme yaşanır. Bir delay'dır vardır mesela. Bende de ebeveyn delay var. Yani ebeveyn gecikmesi yaşıyorum. Çocuk bir şey yaptı vakit 3-5 saniye geç reaksiyon gösteriyorum. Normalde <laughs> ebeveyn olarak mesela çocuk koltuğa çıktı ya, koltuktan düşünce şey diyorum. Koltuğa çıkma. <laughs> mesela bu yanlış. Bu ebeveyn delay'ı benim. Normalde koltuğa çıkınca uyarmam lazım ki düşmesin. Ebeveynliğinize özel bir durum değil Yok, bu. Yok tabii ki öyle. Genel yaşamınızda da böylesiniz. Cinsel hayatınız dahil. Ya sen benim <laughs> daha bırak sen ne biliyorsun ki benim cinsel hayatım var. <laughs> 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 nereye gidiyorum, başka yerlere gidiyorum ve şunu fark ettim ki benim damak tadım bir tık gelişmiş. Yani önceden tavuk döneri aşırı lezzetli bulurken şu an tavuk döner tüketmemeye başladım. Ve bazı lezzetleri de eskisi kadar sevmemeye başladım. Yani bu acaba damak tadımın Efem artık doyunuz. Özgür Turhan doyunuz artık. Ben her bölüm sizin şu yemek muhabbeti açmanızdan bıktım. Artık doy. Kardeşim bu da o zaman bir şey yiyelim. Aç aç oturtuyorsunuz beni buraya. Biz biliyoruz ki sen açsın. Biz Aşın. biliyoruz ki sen her şeyi tattın, sen her şeyi Aha. yedin. Biliyoruz ki web sitelerine girdiğinde çerezleri kabul ediyor ya. Sen onları kuruyemiş zannedip <laughs> kabul ediyorsun. <laughs> Bunca yıldır Chrome kullanıyoruz. Ne eve bir kuru yemiş geldi, ne bir cips ikram edildi. Utan be Google, o kadar param var. Burada insan bir şey ikram eder ha değil mi? 10 yıldır Chrome kullanıyorum. Alın abi 10 yıldır Chrome kullanıyorsunuz. Lüks kuru yemiş 100 gram. Hani böyle düğünlerde bile beleş veriliyor. Utanın be Google. Dünyaya hükmediyorsunuz. Telefonlar dinleniyor bilmem ne gibi türlü komplo teorileri var. Oradan benim aç olduğumu anlayamıyor musun da eve bir 100 gram lüks karışık. Hadi geçtim Hı -hı. kaju maju da olmasın. Sen zaten onu da İrlanda'dan gönderirsin bayatlar. Para da İrlanda'dan geliyor Google parası. Öyle mi? Herhalde Hı. en son Bilmiyorum. öyle. Bilmiyorum size gidiyor benimkiler de. <laughs> <laughs> Her sabah kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum. Şunu gözlemledim. Birlikteliğimizin 10. yılında. Yüzünüzü yıkamıyorsunuz Özgür Bey. Ne Doğru sabahları, be. ne akşamları, ne öğlenleri. Şu yüzünü yıka artık bir adam. İlla sana şey mi yapacağız? Ofansif mi yapacağız? Al yapayım. Suratın dastiki haritasına dönmüş. Yıka artık. <laughs> Parantez açmak istiyorum. Birkaç yorum gördüm. Özgür Bey Dast 2 muhtar adayı olarak niçin hiç konuşmuyorsunuz? Son dönemlerde Dast 2 galiba haritadan silinmiş mi ne olmuş hiç bilmediğim bir konu. Acaba burada mı bahsetmek istersiniz yoksa bir kamusal bize skeci mi çekersiniz konuyla ilgili? Val ve kazandı. Komik olan yerleri söylerseniz güleceğim. Ha <laughs> <laughs> Yaklaşık olarak 3 sene önce Dastiki muhtar adaylığına aday oldum ve sizlerin oylarına talip oldum. O zaman uyardım, dedim ki, Ice World yok, Dust 1 yok. Bakın yarın dedim, Dust 2 de elimizden gidecek dedim. Sizleri kandırmak için videoda bahsetmiş olduğum birçok projeyi gerçekleştirdiler. Dedim ki, mitten dedim, bakıyorlar dedim, bize dedim, öldürüyorlar kapıların arasında dedim, mahremiyetimiz dedim, iki kapı arasındadır dedim. Ne oldu? Kapı kapandı, tüneller aydınlandı, birçok değişimi gerçekleştirdik. Bundan da gurur duyuyorum. 2'nin gelişen bu yüzük sayesinde. Her gün daha gururla uyandım. Seçilmememe rağmen. Ancak ne oldu? Şu an dastık haritası rekabetçiden kaldırıldı. Diyorlar ki bazı insanlar Efendim oyundan mı silindi? Rekabetçiden kaldırıldı. İşte gerekli yerlerde gerekli tepkiyi göstermezsek Yarın öbür gün Dastiki komple hayatımızdan çıkacak. Bugün kendi mahallemden daha iyi bilmiş olduğum dastık haritası. Beni koyun Dastiki'ye her yeri her yerde... Her zaman bulurum. Bir kişiyle buluşacağınız zaman nasıl ki İzmir'de Sevinç Pastanesi'nin önünde buluşalım dediniz. Dastiki'de de dersin ki kardeşim ben şorttayım, tüneldeyim bilmem ne diyeyim. Hemen sizi bulurlar, yardımınıza koşarlar. Bu toplumun birleşmesidir. Benim gençliğimde dastiki vardı. Şimdiki çocuğun gençliğinde de dastiki var. Üzülüyorum ki benim 2 yaşındaki evladım sır para kazanmak uğruna das haritasını bilemeyecek. Şimdiki çocuklar bile das bir haritasını bilemedi, Asmördü bilemedi. Pul bilemedi. Okulda, lisede, internet kafeden kaçıp tek görmüş olduğumuz havuz pull deydi. Herkes öldürüp içine atlar, o dört alıp patlatıp kendimizi de öldürürdük. Pull deyi kaldırdınız, iceberg'ü kaldırdınız. Saçma salak rekabetçi bilmem ne yok. 10 bin 10 gün banlandığında 5 dakika giremezsin diye silahları sattınız. Utanın be! Şimdi dastiki yok. Yarın ne yapacaksın? Keleşi de kaldıracaksın. Kaldıracaklar. Silahları da kaldıracaklar. 2 yaşındaki kundaktaki evladım 10 yaşına geldiğinde internet kafeye gidip dastik oynayamayacaksa sıçayım o Counter Strike'a be. Siz gerçekten siyasetçi olmalıydınız. Evet. Miza bırakırsanız yönelmenizi tavsiye ederim. Ya da miza daha da devam edip siyasetçi olabilir. Fuat Doman iç miydi? Evet Fuat Bize Doman 4 lira atmış. Kendisi önemli biriymiş. Fuat Doman ben sevgili Flu TV'nin yayınlarında ses ile vermiş olduğu bilgilerden tanıyorum kendisini. Sevgili Fuat Doman kınıyorum. Burada insanları zehirlediniz İlker Bey'le plak satışlarını düşüreyim diye yayınlar yaptınız. Yok efendim plakların sesi dandik bilmem ne diye. Geçen Flu TV'ye gittim ulan dediğim hiçbir kelime anlaşılmıyor. Hani ne Fuat oldu? Doman iç? Hani İlker Canikligil? pilav bok attınız. Hümeyra mı ben mi? Hümeyra'nın pilav benden daha net çık. Hadi bakayım buna ne diyeceksin? Yok bilimsel del yok yine tarıyormuş da ses öyle iyi olmazmış. Ulan yıl olmuş 2022'de. 45 tane mikserim var Full TV'de. Hepsini toplayıp bir tane ses elde edemediniz be. Utanın. Bak burada nasıl bağırıyorum. Burada sevgili GG GG. <laughs> <laughs> sevgili CC hocamız, sevgili CC hocamız ne güzel kurguluyor. Nasıl bağırıyorum, yükseliyorum, hiçbir bok olmuyor. Sizin Flu TV'de C. 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 iki kelime edemedim. 15 tane mikserim var. XLR kablolarını bile bir tarafımıza soktunuz. Matrix gibi çıktık lan yayına. Oradan buradan kablo çıkıyor. Stajyer hanım mikrofonu bana sokarken dokundu. Sorun değil. Çok yanlış hayır. Sorun Buradan flu TV'deki stajyer hanımı kınıyorum. Fuat için de şundan kınıyorum. 44 lira atmışsınız bana sevgili Fuat Neden Bey. Neden 44? Yani 44 lira ne? Git ne alayım bunda? XLR kablosu bile alamam. Süngerimi belki değiştiririm o da indirim olursa. 44 liraya ne alacağız burada? Sen ses gibi adamsın orada oturmuşsunuz İlker Bey'le. Vay plak dinleyen geri zekalıdır. Vay ses yapamıyorsunuz diye ki kendileri de yapamıyor. Bir şey diyeceğim. Yayına e çıkıyorsun Mehmet Erbil gibi. Buranda böyle tesis şey var. O şey değil değil mi? Hani 50 rahattı da 44 kesintili geldi değil. Direkt 44 lira atmış. 44 lira atmış. Burada belki... gizli bir mesaj var. Fuat evet. Domaniç bize Anlamadım. gizli bir mesaj. Sesinize güvendiğim bir insansınız. <laughs> ses bilgisine güvendiğim... Ne anlatmak güvendiğim... istiyor Fuat Domaniç bize? Lütfen açıklayınız. Bu 44 lirayla bize ne ima ettiniz? Burada sesiniz kötü mü diyorsunuz ya da 44 liraya ne yapayım ben 44 liraya? Pide bile yiyemem lan. 90 lira olmuş pide. Çok artmış pide çok, ya. Her şeyin fiyatı çok pide arttı. Pide niye bu kadar artıyor? Fuat Bey pide niye bu kadar artıyor? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Fuat Domaniç sesimesi bırakın. Ülkede ekonomi konuşalım. <laughs> pide bile yiyemiyoruz ya. 44 lira atıyorsun. Burada süper teşekkür Açtı, açtık 5 lira atıyor adam utan lan yüzde zaten 30'u YouTube'a gidiyor vergisinde çıksam 1 lira kaldı. Ne yapacağım 1 liraya sakız bile alamıyorum masaj aleti bile 2 lira olmuş lan. 1 lira atıyorsun bekliyorsun çalışmıyor bir daha atıyorsun. Araba bile yıkayamıyorum köpük için 7 lira istiyor ya 1 lira 1 lira oldu olacak eritip demiri dökelim içine bari anasını satayım böyle 10 kilo demir parayla araba yıkamaya gidiyorum. <laughs> Sizin kanalınız uzun süredir açık yani 4-5 yılı var değil mi açılması? Belki daha fazladır. Danla Biliş'ten bir ay önce açtığımı hatırlıyorum sadece. O süreden beri sizin kanalınızda hiç bu kadar arka arkaya video görülmemişti Görünmedi. ve bu videolarda devam ediyor. Bugün 6. bölümümüzü çekiyoruz. İnanır mısınız 6. bölüm olmuş ve hala konuşacak bir şeyler buluyoruz. Gerek izlenmelere göstermiş olduğunuz teveccüh, Gerek abone ol butonuna basmanız, gerekse videoyu beğenmeniz bizleri çok sevindirdi. Bu yapmış olduğunuz hareketler ile videoları daha çok kişiye ulaştırıyoruz. Fakat bundan da şüpheliyiz ulan çünkü yorumlarda bir ilginçlik var. Hani ülkedeki entelektüellik sayısı 100.000'de bittiği için daha önce de söylemiştim. 100.000'den sonra bir bozulma gerçekleşiyor. Ancak bu bozulma bize maddi olarak bir geri dönüş sağlayacak ve buradaki çekimimizde birçok kişi... Bu maddi imkandan başta Fuat Doman için atmış olduğu 44 lirayla beraber. Ciddi bir kalkınma... Ne diyorum ben amına koyayım. Dinlemiyorum ki artık <laughs> yani. Sen beni dinlemiyorsun. Böyle Evde böyle de böylesin. Böyle. İlla bağırmamız Ama lazım. Allah İlla sesimizi büyüteceğiz. bir saat <gülüyor> konuşuyorsun... <gülüyor> Ne 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 diyorsun yani? Abone K ol diyorum, beğen K diyorum da şey, normal ha, demeyeyim dedim. Ne? Öyle illa şey gibi mi söyleyeyim? Abone olup beğenin videoyu, paylaşınız. İzlen güzel izleniyoruz. Daha da güzel izlenelim. Başka güzel işte, videonun Bak şu, yine bak neyi uzatıyorsun? ne Bir şey diyorsun mesela? Ya bir şey diyeyim abone ol ne diyor? Adam ne? diyecek ki ben abone niye olayım diyecek. Onu açıklamaya çalışıyorum. Videoyu beğenin. Niye beğenip... abone olsun? İşte abone olunca abone sayımız artıyor. Tamam yok Video... adam açısından niye abone olsun? İşte bu programı seviyorsa destek olur. Tamam. İşte daha iyi olur program tamam, bak. falan. Daha uzun süreli gidilebilir. Tamam bak ne güzel. Tamam mı? Öyle mi? Ha, su. Ben soru cevapta iyiyim. <laughs> Başka bir şey sor bakın bana. 16-6 kaç yapıyor? Kaç yapıyor? 10 yapıyor. Bravo. Kaldı 10 değerli arkadaşlar. Gidecek misiniz 10 bölüm sonra? Elimi sıkmazsanız giderim. Ya da bir dakika. <laughs> 10 bölüm Fuat Domaniç Bey'in söylediği gibi sizin de bu bölümleriniz bir şifre mi? Mesela 10 bölüm sonra boşanacak mıyız acaba? Onu mu demek istiyorsunuz mesela? gideceğim ya gideceğim. Şimdi, son 10. Ya kadın. Son 11. Kadın. Ya 16 bölüm dedik mi biz başta? 16 bölüm garanti veriyoruz dedik değil mi? Yani sonrası meçhul. Sen şimdi bir çamaşır makinesi aldın. 2 sene garantisi var. 2 sene sonra çamaşır makinesi patlıyor mu? Hayır. Belki 10 sene de kullanırsın. Evet, tıngır tıngır ol. Belki 20 sene. Tıngır. Evet. Belki de tıngırdamayabilir. Benim mesela çamaşır makinemin de 2 sene garantisi vardı. Çok az Benim kullanıldığı için. Benim çamaşır <gülüyor> makinem. <gülüyor> Uzun süredir devam ediyor. Kaç, beş sene, altı sene oldu çamaşır makinemizde bir sıkıntı yok. Şimdi söyledim kesin bozulur. Benim çamaşır makinem dediniz de. Evet. Kendiniz özel bir çamaşır makinesi mi aldınız evde? Ya şimdi Gizli Deniz yok. Hanım sizin diyeceğim, sizin diyeceğim Zaten çamaşır makinesi. Zaten yatak odasına Ondan da yatak sonra... odam diyorsunuz. Evet yatak odam diyorum. Ne var bunda? Hadi Yanlış bir şey mi söylüyorum? Şimdi ben sizin çamaşır makinesi desem yok. Kadının görevi mi? Çamaşır yıkamak, hele hülü falan. evimizin bir. Evimizin mi? evimizde ki kiradayız. Ve... Hadi bakayım ev sahibinin <laughs> mi çamaşır makinesi? Demirbaş mı? Çamaşır <laughs> makinesi. Bizim desem orada da şey mi olacak işte? Niye hani? Biraz çaba gösterir misiniz ne? el sıkarken? El sıkışmadık. Gari <laughs> ama el sıkışmadık <laughs> çabayı sıçacağım. Ne bu? Al işte. Uzat. Al. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok erkeksin. Oh. Allah nasıl sıkıyor Meli. Çek bakayım beni. Neyi seni mi? Çek bakayım çekebileceğim mi? Kolumunu çıkar lan. Çekebileceğim mi ne demek? 100 kilo adamım benim kütle çekimim seni çeker <laughs> zaten. 100 kilo musun? Keşke. Yani 130 kilo adamı ben Çok seni bakayım, burada... Şu an çekmiyorum ve seni çekiyorum kütle çekimimden dolayı. Elin çıkar elin. <laughs> o zaman 3, 2, 1. Ne? Mah Mahmut. Mahmut attı mı ki bir şey? Atar. Senin üzerinde kayan bir buzlu uzak bakışların. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek. Seni bilmek benim davicim.